Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Yine uzayda bir yığın işimiz var. Ne yapacağız? Tahmin ettiğiniz gibi craftlamaya devam edeceğiz. Hala gezegeni dünyalaştırma işleri bitmiş değil. Şöyle ki en son yaptığımız işlemler, yükle diyelim abi. Bayağı bir iş yaptık ama biraz daha iş yapacağız tabii. Evet. Şimdi arkadaşlar, dünyalaştırmada göllere gidiyoruz. %70'lerdeyiz. Fakat biyokütle iyi ama basınç çok düşük. Sıcaklık düşük. Bunlara bir operasyon çekmem lazım ama dur bakalım. Öncelikle su yok lan. Su üretiyoruz ama. Güzel. Şimdi biyokütle artıyor. Tabii biyokütlenin artmasıyla beraber belirli bir şey de ortaya çıkıyor. Şu mevzuya bir gelebilir miyim hocam? Yosun kabir eyvallah da gezegenin ısıtılması ile ilgili sıkıntılarımız var. Reis. Tamam, bu neydi? Gölden su toplayan. Delgi K3'e ihtiyacımız var. Bizim delgimiz yok değil mi lan? Oğlum bizim delgi atmamız lazım ha. Delgi atmamız lazım da elektrik. Abi elektrik sınırda. Şunu üretmek için ne lazım? Abo. Şu an elektrikte sıkıntı yaşadığımız için ne yazık ki lanet olsun hiçbir şeyi yapamıyorum. Yani bu K3'lerle bayağı bir şeyler yaptım gibi görünüyor ama hiçbir şey yapmış değilim aslında. Kabak, fasulye, fasulye. Yürü yukarıya abi. Yani bu malzemelerden bazıları işimize yarayacak. Bu arada yemekle ilgili bir sıkıntımız mı var? Yani iyi oğlum şunu fullesin. Şimdi bak patlıcan dedikten sonra bu burada buralar tohum bak hep. Bak buralar hep tohum. Çiçek tohumları falan filan. Çubuklarda hiçbir şey yok. Ufak biraz osmiyumumuz var. Sülfürümüz bir miktar var. Osmiyum 2 case. Zeolit bir tane var. İki tane süper alışımımız var. Kumaşımız var. Yosun toplamadık mı? Yok var. Bak burada yosunlarımız var. Deri. Orada yosun makinelerimiz vardı. Oraya gidersek oradan daha yosun çıkar. Süper alışım yapacağımız için bir yığın malzeme lazım oluyor. Fakat demir keyizlerimizin durumu fena değil. Titanyum ağzına kadar dolu. Hatta haddinden fazla olduğunu düşünüyorum. Magnezyumumuz düşük. Silikon. Evet, silikon da zayıf abi. Kobaltın bir case'i tamam da diğer case'i cort gibi geldi bana. Evet, kobalt lazım. Uranyumun içine mecbur başka şeyler sıkıştırdık. Ufak biraz alüminyum var. İridyumumuz bir kasa dolu. Öbür kasa dolacak gibi. Buz var bol miktarda. Şimdi şunu al abi.
Bizim makineler vardı. Onlara bir gidelim. Loot'u toplamam lazım çünkü. Ama hayvan gibi iridium yatağı buluyorum. Ve gezegende kaybolma muhabbeti var abi. O çok sıkıntı yani. Bir yer buldum geçen mesela, bulamadım yani. Yolu eşek cennetini boyladım. Şimdi buradan aldıklarımızı bir kezlere koyalım hocam. Alüminyum koyduk. İridium, uranyum çıkmaz. Kobalt. Tamam. Bu case tamam. Bunu da koy. Silikon. Şu demir. 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 Oğlum o kadar çok titanyum çıktı ki yani. Her yerden titanyum çıkıyor abi, çıldıracağım ya. Hemen diğer cihazlardan birine gidelim. Önce lootlayalım abi, toplayalım malı. Bu çok önemli. Aslında biyokütle arttırılmasıyla ilgili bir derdimiz yok ama basıncı arttırmam lazım ve ısıyı arttırmam lazım. Bunun için de elektriği çözmem lazım. Elektrik için de en kolay çözüm maalesef uranyum kasalarını bulmak. Tek tük bir şeyler çıkıyor işte. Dur şu dolabı doldurayım önce de. Gel baba. Tamam. Silikon. Güzel. Silikon, demir. Şurada sülfür var. Oraya bir gidelim. Oradan çıkanı alalım.
Abi malzeme harcamak zorundayım. Yani chest'e bir kat daha mı çıkayım de ne yapayım bilemedim ki. Şeyler çıktı. Benim için en büyük sıkıntı şu an şu uranyum yataklarını bulamadım. Büyük ihtimalle şeyden sıkıntı yaşıyoruz, buzullardan dolayı. Yani gezegeni ısıtmam lazım. Basıncı ve sıcaklığı yükseltirsem birçok şey değişecektir. Fakat deli gibi elektrik üretmemiz lazım. Şu an tamamen hani yanlış anlaşılmasın kardeşim de yani şu an mal indiriyoruz yani ne var ne yok onu bir toplayalım koyalım bir yerlere. Sonrasında chestler sığmıyor zaten bir şekil yapacağız buralara. Sülfür keyzi ha. Abi chestler doldu vallahi billahi var ya yani. Bura biraz uzak. Şimdi Mekkan'a gideceğiz. Mekkan'a. Burada o ne lan? Onları da ver. Şimdi Mekkan'a gitmem lazım. Çünkü yani burası bizim için değerli. Tırman 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 tırman. Uçurum.
Evet, oldukça hızlandı. Çantadaki malzemeyi götürüp kezlerimize bıraktığımız takdirde biraz elektriğe yatırım yapmamız lazım. Tamam. Abi ne titanyummuş be, içimizden geçti arkadaş ya. Şimdi bunları yaptığımıza göre bir elektriği asılmamız lazım hocam. Bir demir, bir magnezyum, bir silikon, bir alüminyum. Evet. Ne diyor? 50 kilovat kullanılabilir. Peki koymak istediğimiz delgiler kaç kilovat abi? Enerji 8,5 diyor, eksi. -8,5 enerji diyorsun. Bundan koyarız ya. Bu ama alüminyumla yapılıyor değil mi? Sanırım bu kadar. İki tane, üç tane koyabiliyoruz. İki tane koyacağım şimdi. Bir şekilde basıncı arttırmak zorundayım abi. Suları alayım abi. Hani iki tane daha koyabilirim. Ama bence koymamalıyım. Bir tane daha koyayım. Elektrik durumuna bir bakayım. Patlamayalım yani. 100 kata çıkalım hocam.
24 kW elektrik kullanılabilir. Basıncın hızı arttı. Yani bir ara roketlere, bakmam lazım. Kesinlikle bir ara rokete bakmam şart. Şimdi selam dostum. Yayını paylaşmış Ramazan. TikTok'tan teşekkür ediyorum kardeşim. Şimdi bu parametreleri yükselteceğiz ama ham maddeyi biraz arttırmamız gerekiyor çünkü ne yazık ki lanet olsun ki bir delgi daha atarız abi, yapacak bir şey yok, delgi atacağız. Acaba delgi atsam iyi, daha bir sürü şey atmam lazım da. Ham madde yetiştiremiyorum. İyi. Şimdi delgimizi de attık. Atacak delgi atacağız da malzeme bittiği için atamıyorum ki. Aslında iki tane daha delgi atar her türlü. Alüminyum ihtiyacım var. Ya abi bu ne ya? MPa. Bunun çarpanın ebesininkine çıkarabilirim de. Roketlere bir bakacağım ya. Yani. Sıcaklık arttırıyor 1000. Basınç arttırıyor 1000. Bu da GPS, tamam. Tamam, sıkıntı yok. Bizim alüminyum toplamamız lazım. Alüminyumu da çok zor buluyorum bu ara ya. Yani o maden çıkarıcı aletler çok önemli benim için abi. O ikinci K2'si ne zaman çıkacak bu şerefsizin ya? Bu şerefsiz çok az veriyor abi. Demir, bir tane tutam. Ağzına tükürdüm. Direkt bir tane delgilik malzeme verdi bana. Dalga geçiyor ya. Kesinlikle K2'ye ihtiyacımız var arkadaş. Evet, güzel bir delgi attık. Yani elektrikte bir delgilik pay kalmış. Bu %89 olmuş. Göller bölümü bitmek üzere. Böcek muhabbeti başlayacak. Dünyanın şeyini açacak. Ben çok geride kaldım ya. Çok var. Biyokubbe 2, 12 bilmem kaçta. Çok var. Nükleer reaktör. Basınç biraz daha artarsa gelir ki basınç iyi geliyor. Bu gelecek. Oğlum çiçek dağıtıcı yok mu lan?
Yosun kaki. Hayvan gibi bitki arttırıyor da. Büyük sıkıntı var şimdi bak. Biyoplastik üretebilirim. Gübre üretebilirim. Süper alışım üretebilirim. Ben bunu yapmasını yaparım da elektrikle başımız belada reis. Yani şöyle yapalım. Dere nerede dere? Aha. Tamam. Şimdi bu yosunları topladık. O makineleri bir parçalayayım. Oradan ne çıkacak, ne mal gelecek bilmiyorum ki. Yosun neredeydi lan? Ha, şurada yosunlar. Bir alt kattaki keyizleri de üstündeki malzemeyi boşaltayım hocam. Demir var mı üstümde? Yok, silikon var ama. Bir keyiz doldu silikonla. Bunu koy. Magnezyumumuzu koyduk. Şuradan 2 adet kobalt, bir tane alüminyum var elimde. Şimdi baba bunu at. Dangalak yosunları K2'ye geçirelim abi. Tamam. Şimdi hocam 10 numara 5 yıldız bir şekil. Suları da al. Gübre. Şimdi dur. Şimdi yukarı çıkacağım. Çıkmadan şu yetiştirdiklerimi de toplayabilir miyim size zahmet? Ben bu işi çok ciddiye almaya başladım ve sinirimi bozuyor artık. Yani hocam bir üst kata çıkalım. Burada bir üst katlık malzeme magnezyumlar var abi. Tamam gel. Süper alışım. Yo, plastiği koymamışım. Süper alışım nerede abi?
Şimdi bu ne istiyor? Bu biyoplastik istiyor, gübre istiyor, süper alaşım istiyor, magnezyum istiyor. Gübre yapmamız lazım abi. Gübreyi nereden yapacağız? Alttan. Gübre yapacağımız yer aşağıda abi. Gübre. Buradan mı gübre yapılıyor hocam? Bir gelebilir miyiz? Buradan bir bok yapamıyorum. Hay ebenin büllüğü. Üç yosun, bir sülfür, iki patlıcan. Güzel. Üç yosun, bir sülfür, iki de patlıcan. Üç yosun, bir sülfür, iki badılcan. İki patlıcan, üç yosun, bir sülfür, bu muydu gübrenin formülü ya? Bir gideyim bakayım aşağıya. Evet, bir gübre aldım. Şimdi hocam, elektrik durumumuz nedir? 59 kW. K2 ne kadar çekiyor? Eksi 27 yapıyor. Tamam. Şimdi şuradan iki tane biyoplastik ver bana abi. Magnezyum'a süper alışım. Tamam. Şunu bir kuralım mı ya? Evet. Bir yosun kurduk abi. Şimdi bir tane daha gübre yapacağım. Biyokütle hayvan gibi artmaya başladı. Şimdi bir tane daha yosun şey yok. Gübre yapmam lazım. 3 yosun lazım. 2 tane patlıcan lazım. Bir tane de sülfür lazım. Güzel. Şimdi iki tane biyoplastik, bir su şişesi. Önce yukarı çıkıyoruz abi. Bir magnezyumla süper alışım işini halledelim. Evet.
Evet, iki tane yosun aleti koyduk. Elektrik 5'e düştü. Sıçışko matroşko. Şu 70'te açılıyor da ya hocam. Roket atacağım da nasıl atacağım roket? Diyorum ya roket atacağım ama nasıl atacağım? Yani bir basınç roketi katmanı 1000 yapayım diyorum ama alüminyum falan toplamam lazım abi. Yani alüminyum deli gibi alüminyum ihtiyacım var. Şu Zamazingo'nun K2'si açılsa rahat edeceğiz ama açılmıyor. O da başımıza bir bela oldu yani. Bunun K2'si ne zaman açılacak onu bir öğrenmek lazım. Cevher çıkarıcı K2 ne zaman açılıyor? Ya da menet açıldı bizim mi haberimiz yok? Gel kardeşim. Yani %10 veriyor ya da %20 mi ne veriyor? Söz konusu cevheri. Ama aynı bölgeye böyle %50-50 oluyor. O biraz daha fazla veriyor. Yani bizim bu cevher çıkarıcılara her türlü ihtiyacımız var. Eskisini yıkıp yenisini koyalım olayı da bence gerekmiyor. Bizde cevher çıkarıcı K1 değil mi? Şu an. Evet K1. K2'si ne zaman geliyor lan bunun? Basınç diyor. Oğlum basınç MPa. 364,50 ebenin. Bunun 1,50 olmasına bir şey kalmadı mesela. Baba elektrikte çok büyük problem yaşıyorum ben ya. Isıtıcı koysam ne olacak ki? Elektrik üretmem lazım. Roket motoru yapabiliyorum ben. Yani çarpanlarını bine çıkarıp iki tane roket şeye ettirebilirim ben. Malzemeyi yerine koy, iridyum doldur kasaya gel. Tamam. Şimdi bu motora ne lazım? Çubuk var. 4 tane uranyum lazım abi. Süper alışım yapacağız bir de.
Şimdi bir tane motor yapayım da ben dur. Bir tane süper alışım istiyor. Bir dakika lan. Ben de süper alışım iki tane var. Diye hatırlıyorum. Kullanmadıysam tabii. Şimdi roket motorunu koydum. Şimdi atacağımız roketler var hocam. O roketleri atmak için şuraya bir kontrol yapayım bakayım. Roket atmak için neye ihtiyacım olduğunu bilmiyorum çünkü. İki tane roket göndereceğiz hocam. Üç kobalt, iki tane süper alışım yapacağım. Üç tane de kobalt alacağım. Tamam. Şimdi iki tane süper alışım yapmamız lazım. Hadi gidelim iki tane süper alışım yapalım. Bak şimdi. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir bundan. Bir de bundan. Şunu bir süper alışım basmaya götüreyim bakayım. Bunların hepsini yiyecek mi süper alışım? Yes. Alayından bir tane daha alabilir miyim? Bir süper alışım daha basalım abi. Şimdi oraya başka bir şey daha yapacak mıydık ya? İki süper alışım, roket motoru. Abi motor isteyecekti zaten. Tamam. Şimdi 3 tane kobalt alıp geliyoruz. Bunu çakıyoruz abi. Bir asteroid roketi atalım abi. Yani bu iş böyle yürümez kardeş. Suları al. Hadi bakalım. Çıkışta suyumuz var. Bir de uzay yemeği. Hazır mıyız? Uranyum asteroidlerini toplar genel süreç... Uranyum asteroid mi? Uranyum mu düşecek şimdi yani bundan? Lan bundan uranyum düşsün lan. Güzel olur bak. Memnun olurum. Hatta sevinirim. Göbek bile atarım. Çok güzel olur. Dadın lan yenmez. Hadi gel. Evet güzel bir asteroid roketimiz var. Hadi git bakalım.
Sıcaklık hareket etmeye başladı. Güzel. K2 geldi de yuh ebenin nikahı abi. Lan bunu yapmak sıkıntı değil de şu uranyumu çözmem lazım abi. Artık uranyum muhabbetini çözmek farz olduğu gibi bir şey yani arkadaş. Oğlum bu şerefsizin içinden uranyum düşmedi. Lan o kadar heveslendim lan. Şu an morallerim bozuldu ha. Sıcaklık bayağı güzel artmaya başladı abi. Yalnız sıcaklıkla ilgili bir sıkıntımız var. Biraz sıcaklığa yatırım yapmamız lazım. Her neyse. Şu basınç muhabbeti için de bir roket atacağım şimdi. Roketi ver abi. Ya motor isteyeceği garanti zaten de. Roket isteyecek. Süper alışım ister bence. Belki kobalt değil de başka bir halt ister bu. İki tane süper alışım yapacağız. Üç tane de silikonla geleceğiz. Okey. Önce mekana gidelim. Süper alışımlarımızı bir yapalım. O zaman hepsine ikişer tane al abi. Uranyumdan alma. Lan silikon senden ekstra 3 tane alacağım. Heh. Hadi roket atalım. Gönderiyoruz. Ya hak. Bu da basınç muhabbeti için abi. Baba hiç alüminyumum yok ya. Bir gözüne bakalım. Abi biyokütle hayvan gibi çıkmaya başladı. Çok fazla cihaza ihtiyacımız var da elektrik olayı yani uranyum bulmamız lazım abi. Bu uranyum. Sorununu çözmemiz lazım.
Çiçek dağıtıcı 2,5 PA. Bu göl suyu toplayıcı çok önemli abi. Şimdi bir dakika. 2,5 MPA mı? Basıncı arttırmam lazım abi. Temel olarak elektrik üretmem lazım yani. Yani elektrik üretip basıncı arttıracağız. Yine alüminyum lazım. Bir dakika. Şuna bir daha bir tıklayabilir miyim kardeşim? Ebesinin nikahında geliyor cevher çıkarıcı ki abi. Çok sıkıntı ya. Çıkan 3-5 parça alüminyum vardır. Onları alalım. Elektrik basacağız abi. Şimdi böcekler muhabbeti gelecek. O tam bir bela. Artık ne çıktıysa bastığımıza. Çıkandan kendimize bir yol edineceğiz. Yukarıdan bir magnezyum alıp vereyim. Delgi K3'ü koyabilmem için alüminyum ihtiyacım var ve alüminyumum yok. Bu işi çözmemiz lazım. 2,5'ta bu açılacak. Basıncı yükseltmem lazım. Basıncı yükseltmek için de delgi atmam lazım. Bir iki tane. O da başımızın belası şimdi. Yani delgi atmamız lazım abi basınç için. Şu an delgiyle K3 atacağız ama alüminyumumuz yetmiyor. Göl suyu toplayıcı mı? ...19 enerji yiyor. Abi ya.
Biyoplastik yaparız, mantarımız var da. Bize bir alüminyum daha lazım ve süper alışım. Şimdi süper alışım yapayım. Demir, silikon, alüminyum, titanyum, kobalt, magnezyum. Chest boş değil mi? Boş. Biyoplastiği nereden üretiyordum lan ben? Şu laboratuvar biyoplastik yapıyor muydu? Silikon mantar. Kaç tane biyoplastik istiyor o? 3 tane biyoplastik istiyor. Biyoplastik üretimi için 3 su, 3 silikon, 6 tane de mantar. Hemen gidelim abi. Evet, bir tane alüminyum bulduk mu? Acaba oradaki alet vermiş midir lan? Bir dene lan. Bir gene lan. Bir denecik versin yeter. Hadi ama. Burada biraz bekleyeceğiz. Alüminyum vereydin iyiydi. Şu göl suyu toplayıcıyı koymayı çok istiyorum hocam. Furkan bunu sevdi, ver. Alemimi buldum ama. Göğsüyü toplayıcıya gidip koyalım abi mekana. Şimdi göl suyu toplayıcıyı nasıl kullanacağım bilmiyorum da. Gel. Tamam, bu da su. Su topluyor, o da su topluyor. Aha da çiçek dağıtıcıyı açtı lan.
Biyosuyu toplayıcının durumuna bakacağım abi. O daha iyiyse bunu yıkarız. Çiçek dağıtıcı. Oha çok elektrik yiyor lan. Süper alışım, magnezyum, gübre ve su şişesi. Abi. Yiyorsun mu? Şunu bir... Meşgulat. Baba 28 yakıyor ya. Bak bir tane koydu. Malı aldım. Bir süper alışımım var. Bir tane çiçek dağıtıcı koyabiliyorum. Ya çiçek dağıtıcı çok elektrik yiyor ya. 3 tane su şişesi. Magnezyum ve gübre. Ulan gübreyi yosunla yapıyordum değil mi lan ben? Ver abi altın tohumu da. Yardır. Şöyle güzel bir yere çiçek dağıtıcı atak kardeş. Bak buralar çay içmen oldu ne güzel. Şuraya bir çiçek dağıtıcı atayım mı lan? Koy içine de bunu. Bak şimdi bak 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 bak. Biyokütle nasıl yardırıyor bak. Bu çiçek dağıtıcıyı yapmak dünyanın en zor şeyi değil. Sadece buna elektrik kaynağı sağlamak anamızı ağlatacak. Bir de basıncı arttırmam lazımdı benim. Ne için? Bunun için işte o. Gaz çıkartıcı. Yerden otomatik olarak gaz çıkartır. 100 MPI çüş. 70 bu da uzak. Yani biyokubbe 2'ye fazla bir şey kalmamış. Ben zaten sıcaklığa abanmıyorum şu an. Ben basınca abanıyorum.
Basınç için bayağı bir delgi atmam lazım aslında. Şu an mesela bir delgi daha atmak lazım. Ama materyal toplamam lazım aga. Yani malzeme olmadan bu iş olmuyor. Bir materyal toplamam şart yani. Acaba ne bileyim varmış mıdır lan? Şu seriye bir delgi daha atalım abi. Delgi şart. Hatta şart değil. Delgi bayağı bildiğin farz gibi bir şey şu an yani. Sıcaklık da sıkıntı da. Makineleri koymak sıkıntı değil ki, elektrik sıkıntı var abi. Uranyum olmadan çok zor bu elektrik işi. Yani uranyum olacak ki elektrik üreteceğim ya. Senin yapacağın işin için. Alüminyum çıktı da delgiyi şu an yapabiliyor mu lan delgiyi? Babildin yapıyor. Etme. Ulan ben böyle şansın içine tüküreyim ya. Abi hepsi alüminyum istiyor. Çıldıracağım ya. Şu ne? Çimen dağıtıcı. Ya bunu koymak için çok bir şey değil. Bu da alüminyum istiyor. Bu da alüminyum. Lan oğlum hepsi alüminyum istiyor bunların. Dalga mı geçiyorsunuz lan benle? Şu patlayıcı toz isteyen neydi lan? Siper alışım var. Patlayıcı toz üretmek için neye ihtiyacım var lan? İki sülfü bir iridyum var bu. Bir tane üretelim abi. Uranyumlu osmiyum alacağım birer tane de. Ama baboş elektrik eksi 18 diyor. Şu an elektrik durumumuz boşink bizim. Baksana abi. Elektrik durumumuz lanet olsun berbat ya.
balta alalım çıkmışken bir de. Eziyet yemine diyorum ya. Şimdi bunu koydum. Elektrik eksi 18 olacak o aleti koyarsam. Şu an elektrik patentini bir bakayım. Ne kadar abi elektrik şu an? Yine kurtarmadı. Ulan ben senin yapacağın işi. Allah Allah. 2 tane daha kobalt alalım yukarıdan, dur. Bu şey chase'de olmuş, tık tık. Bundan bir tane daha koyacağım, o makineye koyacağım. Yine elektrik yok. Ya arkadaş, enerji üretmek ne zormuş bu oyunda ya. Tamam. Şu elektriğe bir bakalım. Tamam, şimdi kurtarıyor. Kurtarıyor ama bunu koyduk mu yine cort. Makineyi nereye sokacağım? Aa, burası uygun bak. Gel bakayım. Neydi bu? Yok ediyor, tamam. Temiz. 3-5 parça malzeme kalmış. Şunları topla. At kendini üst kata. Ne var? Demir ve magnezyum var üstümde fazladan. Gel. Ulan ben bu patlıcanları demin kullandım ya. Tamam. Temiz. Şimdi şu ekranlara bir gidelim. Fena değil. İlerleme hızı ama yani daha az ilerleyebilir. Biyokütle çok hızlı ilerliyor da diğerler o kadar değil. Oksijen fena değil. Abi sıcaklıkla basınç çok ağır ilerliyor ya. Isıtıcı yapmamız lazım ama malzememiz yok. Yani ham madde sıkıntısı yaşıyoruz. Daha doğrusu bundan elektriğe baksana. Abi uranyum yataklarını bulmamız lazım. Aa, ne güzel, her yerden çiçek çıktı lan. Aa. Güzelmiş bu ya. Ben bunu sevdim. Bundan birkaç tane daha yapabilirsek ne güzel olur. Bir dakika, şu neydi? Yani burada bu var. Bunun olduğu yer kayalık. Burada mağara falan var mı? Burada hiçbir şey yok. Tamam, oraya sırtımızı verdik. Şu boşluktan gittik. He. O ne? Aa, harita bitti. O harita bitti lan. Değil. Geri 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 geri. Aşağı. Burada lavlar var.
Buralarda belki bir şeyler bulma imkanım var. Uzay mekiği gibi bir şey var. Çık, gir. GPS uydusu Kabir'le daha geniş görüyor. Şimdi hocam, bu ne büyük harita lan bu? Abi çok fena bu, çok büyük. Alüminyum olayını çözmemiz lazım. Alüminyumla başımız belada. Alüminyum olmadan hiçbir halt yapamıyoruz. Bir de elektrik, yani alüminyum ve uranyum muhabbetine bir çözüm bulmak zorundayım. Çünkü hemen hemen diğer tüm materyalleri zaten hallediyoruz. -75 enerji diyor abi, ben bunu nasıl kurayım ya? Tak. Bu. 86 veriyor. Bu anasını belliyor. Elektriğe gel. 3 tane var. İkisini parçalayıp harbiden lan. Bak hiç aklıma gelmedi. Dur. Ver kardeşim sen onu bana. Ben şimdi iki tane nükleer reaktörü bomblatacağım. Ki bizde üç tane varmış. Lan bu büyük.
Elektrik 1 falandı. Bak 73 kW. Budur. Oğlum çok iyi lan. Bir dakika. Bakteri örneği üretebiliyoruz mu? Eksi 75 diyor. Önce bir kere. Oo, bir sürü süper alışımım oldu baba. Şimdi bir dakika. Bu ne diyor? Gübre, bakteri örneği ve sülfür. Şimdi dur. Bundan bir tane al. Şimdi bakteri örneği nasıl yapılıyor abi? Üç yosun, üç su. Yani bize altı yosun, altı da su lazım. Oh, göte geldi aşkımız. Beş oldu. Bu da altı. Şimdi altı tane de yosun en üst kattadır bizde. Gidene bakteri örneği yapalım. Üç yosun, bir sülfür, iki batlıcan. Üç yosun, bir sülfür, iki patlıcan. O zaman sülfürü bir istiyordu. Ben iki tane yapacağıma göre iki tane. Yosun da altı tane çıkarsa tabii. Bir, iki, üç, bir, iki, üç. Gübreyi yapalım abi. Abi bunların var ya, burada amele işi yani bizimki. Bir tek sülfür mü alacağız yukarıdan? Olur, alırık. Ama elektrik etmeyecek, bunu biliyorsun değil. İki kobalt, bir demir, bir silikon. Onu da aşağıdan giderken bir doplayıverem ya. Şundan bir tane. Şundan bir tane. Ha siktir. Hadi. Mekan buradan büyümez. Şimdi biz bu mekanı nereden büyüteceğiz abi? Buradan. Aa, buradan büyüteceğiz işte. Biyokubbe K2.
Olmuyor. Burası olmaz. Buraya olur ama bunun da altı boş olduğu için kötü durur. Tabii de en üst kattan giriş olur. Koysam mı lan? Olmaz. Şimdi üstüne bir şey yok. Bir yığın demir al üstüne. Evet, gidelim hemen altına malzeme döşeyelim. Saçma oluyor ya, böyle uçmasın yani. Hadi oğlum, hadi lan. Evet. Oğlum çok iyi lan. Böyle. Yani bence çok güzel oldu. Altına demir örgüyü güzel görünsün diye yapıyorum bu arada. Özel bir şey değil yani. Üstündeki fazla yükü atayım abi. Güzel. Ha, orası ağaç kabul edecek. Güzel. Devam et abi. Bir yakup, bir iki çalışıyor.
Şurada susuz ama zingomuz vardı. Şimdi hocam, benim asıl derdim, biyokütle öküz gibi artıyor da. Gördüğün gibi elektrik başımıza bela alıyor. Şu nükleer muhabbetini çözemediğimiz sürece başımız belada hocam. Bayağı bir yosun topluyorum. Hemen üst kattan yosunların olduğu chest'in içine. Aha bu değil mi? Yala tazik. Yalnız bu yosunları almakla da bitmiyor ki mevzu ya. Ciddi anlamda şey sıkıntımız var hocam. Yani son bu geldi, bir de bu geldi. K2'yi de koyduk. Bizim oksijeni arttırmamız lazım. Bize bir bitki roketi gibi bir roket geldi, onu biliyorum. Fakat bizim alüminyum derdimiz var abi. Hala alüminyum derdimiz var. Yani şu alet 2 osmiyum, titanyum alüminyum, iridyum çubuğu. Koysam bile şu an elektrikle başım belada olduğu için o pohu yiyemiyorum maalesef. Onu anladık. Şimdi hocam, ağırlaşıyor. Biyokütle de hayvan gibi geliyor ha. Bak şimdi dur. Bak biyokütle de bu ne? Bitki roketi geldi. Bu ne? Çiçek dağıtçı K2 500 kelo'da geliyor. Sonra da 35 tona kadar. Şimdi bitki roketi geldi. Bitki arttırıcı 1250. Yani bunu arttırıyor. Bu roketi atarsam bu artıyor. Bunun çarpanı yükselecek. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var abi. Çiçek dağıtıcı yeni plan makine iyileştirici. Aha. Abi bu da uranyum çubuğu istiyor abi. Hay anana avradını ya. Oğlum uranyumun yerini bulsak zaten köşe olduk. Uçuracağım. Uranyum merkezi neresi ya? Orayı bulmam lazım. Orayı bulacağım ama.
Şimdi değil. Evet sevgili arkadaşlar, burada sonlanıyoruz. Tabii devamı gelecek Allah'ın izniyle. O devamda da ben bu uranyumun yerini bulacağım. Şunu bir kaydet de. Oyunu kaydettik. Evet sevgili arkadaşlar, burada sonlanıyoruz dediğim gibi. Bir sonrakinde uranyumun nerede olduğunu bulacağız. Yani inşallah bulacağız. Bulamazsak da Allah sonumuzu hayretsin. Ne diyeyim artık? Tekrar görüşünceye kadar şimdilik herkes kendine çok çok iyi baksın. Hadi be, eyvallah.